İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümeti'nin açıklaması. Washington Post, 2023 yılında Ermenilere soykırım, armenosit yapılıyor. Brezilya'da yerli halklar topraklarını kazandı, sevinçten ağlıyoruz. Lemkin Enstitüsü, işte dünya, soykırım, armenosit uyarılarına rağmen desteklediğiniz, meşrulaştırdığınız bak diye bakın. Arçah Bilgi Merkezi'nden çağrı. Uluslararası Kızılaç Komitesi, Arçah Dağlı Karabağ'da çocuklarını ve akrabalarını arayan kişileri kaydetmeye başladı. Bakü Silahlı Kuvvetleri, Ermeni tank anıtını demonte etti. Batı Ermenistan Televizyonu ve Senarmenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Hükümeti, Bakü'nün sözünde durmayan yetkilileri tarafından 9 Kasım 2020'de Ateşkes Antlaşması'nın tek taraflı olarak ihlal edilmesi nedeniyle Batı Ermenistan'ın bir bölgesi olan Artsakh'ta yaşanan mevcut duruma dayanarak bir açıklama yayınladı. 19 Eylül 2023'te Bakü yetkilileri tüm dünyanın sessizliği altında kendi cezasızlıklarına inanarak küstah ve sorumsuz davranışlarıyla Artsak'ın savunması sivil halkına saldırarak paniğe neden oldu. Artsak'ta uzun süre kapalı kalan ve insani felakete neden olan Hakari Köprüsü'nü açarak Artsak'ın yerli halkının bin yıllık yaşam alanını terk etmesine olanak sağladılar. Batı Ermenistan hükümeti, Türk işgalcileri tarafından işgal edilen diğer bazı Ermeni topraklarının yanı sıra Artsah’ın da Ermeni devletinin bir parçası olduğu ve olacağını bir kez daha vurguluyor. Batı Ermenistan hükümeti resmi olarak duyurmaktadır. Başka devletler arasında Artsakh'ın veya halkının statüsünü belirleyecek veya belirlemiş olan hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz. Artsakh yerli toprakları ve halkıyla birlikte Ermenistan devletinin bir bölgesi olmuş ve öyle kalacaktır. Yerevan 25 Eylül 2023 Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı Luis Moreno Ocampo, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gazetelerinden Washington Post'ta kapsamlı bir analizde Bakü'nün Arsa'a başlattığı askeri operasyonlara değinerek 2023 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırımı, Armenosit'i durdurmak için dünyanın önünde hiçbir engelin olmaması gerektiğine dikkat çekti. Eski savcı, Başkan Biden'ın 1915 yılında işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşanan soykırımı Arminosidi 2021 yılında tanıdığını ve Ermenilerin o bölgedeki topraklarından sürüldüğünü hatırlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir asırdır bu konudaki sessizliği üzücü sonuçlar doğurdu. Makalede şöyle deniyor: bugün Ermenilerin geçen kış başlayan ve şimdi daha şiddetli bir aşamaya giren yeni soykırımı Armenosidi durdurmak için Biden dahil dünya liderlerine ihtiyacı var. Aylarca süren kuşatmanın ve Artsak sınırı boyunca askeri yığınak sonrasında 19 Eylül'de Azerbaycan ordusu saldırıya geçti. Gün içinde Azerbaycan birlikleri yerel savunmayı hızla aşarak sivillerin de aralarında bulunduğu 200'den fazla insanı öldürdü. Kısa bir süre sonra istikrarsız bir ateşkes ilan edildi. Bombalamaların durdurulması karşılığında Bakü'nün Artsah'ın üst düzey liderlerinin teslim olmasını ve Artsah yetkililerinin silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılmasını talep ettiği belirtiliyor. Makalenin devamında şöyle deniyor. Bakü'nün zaferi giderek daha belirgin hale gelirken onlarca barışçıl Artsah Ermenileri atalarının topraklarını terk etmek amacıyla Stepanagirt Havaalanı'nda toplandı. Bakü lideri İlham Aliyev'in atabileceği sonraki adımlar konusunda ihtiyatlı olmaya hakları var. Aralık 2022'den bu yana Bakü, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh arasındaki tek iletişim olan Berzor koridorunu kapatıyor. 22 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesi her iki tarafın iddialarını dinledikten sonra Abluka'nın Artsakh'taki Ermeni nüfusunun sağlığı ve yaşamı için gerçek ve kaçınılmaz bir tehdit oluşturduğuna dair karar verdi. Analiz, Bakü güvenlik güçlerinin ablukayı sona erdirmeye yönelik zorunlu mahkeme kararına uymak yerine Haziran ayında bölgeyi tamamen izole ederek yiyecek, ilaç ve diğer temel malzemelerin dağıtımını bile engelleyerek çabalarını iki katına çıkardığını hatırlatıyor gazete. Aliyev'in o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının mahkeme kararına uyma çağrılarını defalarca görmezden geldiğini vurguluyor. Bakü'nün eylemleri nedeniyle uluslararası toplumdan ciddi bir sorumluluk üstlenmeyeceğini anladığı kaydedildi. Luis Moreno Ocampo'nun yazısının tamamını westernarmeniatv.com adresinden okuyabilirsiniz. Bugün hayat hakkında şarkı söyleyeceğiz ve sevinçten dans edeceğiz. Brezilya'nın yerli halklarını temsil eden Aty Guasu Asamblesi adlı Guarani örgütü bu sözlerle yüksek mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı. Mahkeme 21 Eylül'de atalardan kalma yerli toprakların korunmasını ve yeni yerli rezervlerin tanınmasını sınırlamayı amaçlayan bir yasa teklifini reddetti. Tarım sektörü için büyük bir yenilgi zaman çerçevesi olarak bilinen bu metin kabul edilseydi Brezilya'nın yerli halkları mevcut anayasanın imzalanma tarihi olan 5 Ekim 1988'den bu yana kendi topraklarında yaşadıklarını ispat edemeyeceklerdi ve bu toprakları resmi olarak haritalandırma ve koruma hakları olmayacaktı. Yerlilerin hareketine bağlı bir kuruluş olan Survivor International'in basın açıklamasında Böylece milyonlarca hektarlık yerli topraklarının çalınmasının yasallaştırılacağı belirtiliyor. STK'nın araştırma ve savunuculuk müdürü Fiona Watson'a göre bu Brezilya'nın yerli halkları için tarihi ve önemli bir zafer, tarım işletmeleri lobisi için ise büyük bir yenilgidir. Atu Guasu ise yerli halkların topraklarını koruma mücadelesine artık geçmişte olduğu gibi aynı kararlılıkla ve aynı güçle devam edeceklerinin güvencesini verdi. Lemkinatlı Soykırımı Önleme Enstitüsü bir açıklama yayınladı. Artsahtan çocukların kafalarının kesildiği büyük erkek çocukları ve yetişkin erkeklerin kadın ve çocuklardan ayrıldığına dair haberler geliyor. Bunun doğru olmadığını umuyoruz ancak inanmak için nedenlerimiz var. Bakü özellikle 2016, 2020 ve 2022 savaşları sırasında Ermenilere her zaman bu tarz barbarlıklar yaptı. O ülke Ermenilere karşı iç nefretini gizlemeyen insanlar tarafından yönetiliyor. Bu tür barbarlıklar soykırım Armenosit sırasında da yaygındı. Örneğin Sırp birlikleri 1995'te Srebrenica'yı işgal ettiğinde tam olarak aynı olaylar yaşandı. Batı'nın çelişkilerinin kolaylaştırdığı bir başka soykırım da bu. Çocukların başları kesildi, öldürülmek üzere erkekler ve büyük yaştaki erkek çocukları seçildi. Toplu tecavüzler, suçlular, iktidar ve nefretle sarhoş olmuştu. Ey dünya, soykırım uzmanlarının ve soykırımın önlenmesiyle uğraşan kuruluşların birçok uyarısına rağmen desteklediniz ve haklı çıkardınız. Bakü işte burada. Bakü'nün petrol zengini bir ülke, İran'ın düşmanı, Orta Asya'ya giden bir yol olduğunu anlıyoruz. Ama sizin için ruhunuzu satıp tüm bir millete ihanet etmeniz gerçekten buna değer miydi? Tabii ki hayır. Ve yine de biz buradayız. 2020'den bu yana Bakü'nün soykırım armenosit uygulayan bir terörist devletten başka bir şey olduğunu iddia eden dünya liderlerinin açgözlülüğünü korkaklığını ve bazı durumlarda kötülüğünü asla unutmayalım. Soykırıma, Armenoside olan bu suç ortaklığını asla unutmayalım. Artah'ın bilgi merkezi Artah'tan Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşınmak isteyen tüm vatandaşların bu fırsata sahip olacağını duyurdu. Açıklamada şöyle deniyor. Varlan anlaşmaya göre sürgün için belirlenmiş bir tarih yok daha önce de belirttiğimiz gibi öncelikle askeri operasyonlar sonucu tahliye edilen, efsiz kalan ve zor durumda bulunan ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçmek isteyen vatandaşlar Doğu Ermenistan'a taşınacaktır. Artsak yetkilileri Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşınmak isteyen vatandaşların gidiş sürecini tam olarak sağlayana kadar yerinde kalmaya ve devlet idaresini yürütmeye devam edecektir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak kazaları önlemek ve yaralıların hayatlarını kurtarmak için şimdilik hareket etmekten kaçınmanız rica olunur. Yaratılan bu zor durumda devlet yönetim sistemi, sağlık sektörü ve güç yapılarının çalışanlarını vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı adına mesleki görevlerini yerine getirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşınmak isteyen vatandaşlara bugün saat 14'ten itibaren Stepanagert 5 numaralı benzin istasyonunda ücretsiz yakıt sağlanacak. Sizleri şiddet ve düzensizlikten kaçınmaya, artsa halkına özgü disiplini korumaya çağırıyoruz. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin ekipleri Artsakh'ta çocuklarını arayan veya akrabalarıyla iletişimini kaybeden kişileri de kayıt altına almaya başladı bu durum Doğu Ermenistan'daki Kızılaç Komitesi ofisi tarafından bildirildi ve bölge sakinlerinin ayrıca ölen akrabalarının cenazelerinin tahliyesi talebiyle komiteye başvurdukları da belirtildi. Rapora göre 22 Eylül'de Uluslararası Kızılaç Komitesi ekipleri son askeri operasyonlarda yaralanan 9 vatandaşı tahliye etti. Komite 20 Eylül'de ateşkes ilan edilmesine rağmen askeri operasyonların önemli sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Topluluklar tahliye edilmiş, akrabalar birbirleriyle temasını kaybetmiş ve askeri operasyonlar sırasında yaralanan insanların hala yardıma ihtiyacı var. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin yaydığı mesajda 18 Eylül'de Kızılaç Komitesi ilk kez Berzor Koridoru ve Ağdam Yolu üzerinde buğday unu ve temel tıbbi malzemelerin eş zamanlı taşınmasını organize etti. 22 Eylül'ü kapsayan haftada askeri ve sivil hastanelere tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. 28 bin bebek bezi dağıtıldı. Yerinden edilmiş kişiler barınağına 200 adet sıcak battaniye dağıtıldı. Jeneratörlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla en büyük tıp merkezine 1000 litre motorin sağlandı şehrin su temininin elektrik jeneratörleri aracılığıyla organize edilmesi için sular idaresine 500 litre dizel yakıt sağlandı diye belirtiliyor ve son aylarda bölgedeki ağır insani durum nedeniyle temel gıda ve sağlık hizmetlerinin neredeyse kullanılmaz hale geldiği vurgulanıyor. Uluslararası Kızılaç Komitesi desteğini artırmayı planlıyor ve gıda ve hijyen malzemeleri tedariği için karar vericilerle görüşmelerde bulunuyor. RIA Novosti Ajansı tarafından bildirildiğine göre Artak'taki askeri operasyon sırasında Bakü yetkilileri Şuşi şehrinin kurtuluşu anısına Ermeniler tarafından yerleştirilen T-72 model tank anıtını kaydeden kaldırdı. Savaştan sonra 8 Mayıs 1992'de Şuşi'ye ulaşan ilk Ermeni tankı savaş sonrası zaferin sembolü olan bir anıt haline geldi. Anıtın yanında Ermeniler savaşta şehit olanlara saygı duruşunda bulunuyorlardı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinden meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Arthur Hachens tarafından seslendirilen Ekkinink Artsak adlı eseri sunuyoruz. Tabestemana, hür harka veren tava verin gerçek a, mezharka veren tava verin gerçek a, mezharka veren tava verin gerçek a, mezharka. serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.